ayı olan, takva ayı olan, arınma ayı olan, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan bu Ramazan ayına da bizleri kavuşturdu. Onlara Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim, bu Ramazan'ın ilk gününde çok değerli hocam İbrahim Halil Aslan ile birlikte huzurlarınızdayız. Edesa TV ekranlarında, Edesa'da iftar programıyla inşallah. Ve bugün kendisiyle birlikte Ramazan ayının öneminden bahsetmeye çalışacağız. Lakin her zaman olduğu gibi sohbetimize geçmeden evvel kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programımıza başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Hazreti Ebubekir Cami İmam Hatibi Mehmet Kılıç Hocam bizlere Bakara Suresi'nin 183 ile 186. ayet-i kerimelerin tilavetini arz edecekler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumussiyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا
yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul duyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorurlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Değerli dostlar, Edesa TV ekranlarında Ramazan ayının ilk günüyle birlikte Edesa'da iftar programıyla huzurlarınızdayız. Bizlere programımızın başında Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden Kurra Hafız İmam Hatip Mehmet Kılıç hocamızdan Allah razı olsun. Değerli dostlar, konuğumuz beraberce
Edesa TV ekranlarında Kur'an Yolu programında da huzurlarınızda bulunduğumuz ve Kur'an'ın tefsirini beraberce yapmaya çalıştığımız Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan Hocam huzurlarımızda. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere de. Amin. Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu inşallah bizleri bu Ramazan ayında başka Müslümanların dertiyle dertlenebilme şuurunu bizlere nasip etsin. Ki Ramazan ayının bize kazandıracağı ve geçmiş Ramazanların da bize kazandırması gerektiği en önemli duygu, yaşam tarzı, ahlak, empati kurmak. Başkalarının yaşam tarzını düşünebilme, kendisini kişinin onların yerine koyabilme düşüncesidir. Bizler de bu duygu düşüncelerle inşallah Ramazanımız hayırlı olur. Kendimizi Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Yemen'deki, Afganistan'daki ve ismini daha sayamayacağımız birçok mazlum ve mağdur coğrafyadaki Müslümanların yerine koyabilme düşüncesini inşallah bu Ramazan ayı bizlerde hakim kılar. İnşallah. Çünkü Ramazan ayı malumunuz sabır ayıdır. Acın halinden aç anlar düşüncesiyle yola çıkılan aynı zamanda bir ibadet. Ve diğer ibadetlerde kişinin bir şey yapması gerekirken Ramazan ayı ibadeti, oruç ibadeti bu pasif ibadettir. Yani kişinin tamamıyla kendisini kendiliğinin yani kendisinin benliğinden vazgeçmesi, Rabbinin emrine amade olup onun emrini yerine getirmesidir. Evet. Onun için oruç önemli bir ibadettir. Ramazan ayı bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Ki 11 ay boyunca yolunu gözlüyoruz, gözledik ve neticede gelip kapımızı çaldı ve içeriye girdi. Eyvallah. Ramazan ayı bizim için değerli ve kıymetli dediniz hocam. Ki sizinle bu programda inşallah başlığımız da öyle, Ramazan ve önemi dedik. Dilerseniz şu soruyla programımıza başlayalım. Ramazan'ı bizler açısından, Müslümanlar açısından değerli kılan etkenler, sebepler, nedenler nelerdir? Bizler onlardan bahsedebilir misiniz? İsterseniz yani onlardan bahsedelim. Şöyle ifade edeyim. Bizim için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önemli ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim, yani vahiy mesaj o derece önemlidir. Vahyin dokunduğu her şey önemli. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu vahyi indiğinden dolayı bizim için önemli bir şahsiyet. Mekke orada Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için önemli bir mekandır. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı da bahsedildiği için ki ayların içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer verilen tek ay Ramazan ayıdır. Yani ismi zikredilen tek aydır. Tabii, değil mi ismi hocam? İsmi zikredilen tek ay Ramazan ayı olması hasebiyle Müslümanlar açısından çok kıymetlidir. Aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde farz olan orucumuz ibadeti ancak bu ayda yapabiliyoruz. Allah Celle Celle bu ayda yapılmasını emretmiştir. Eyvallah. Ramazan malumunuz kelime manalarına baktığımız zaman yani manevi temizlikle ilintili olan anlamları var. Ramazan kelimesinin anlamları. İşte bazıları Ramada kelimesinden türediğini ifade ederler ki bu da kızgın çöldeki olan ateşi, sıcaklığı veya diyelim ateşi ifade eder. Yani günahların yakılmasını ifade ediyor. Bazı sözlüklere baktığımız zaman sonbaharın sonunda yağan yağmuru ifade eder veya baharda yağan yağmuru ifade eder. Ki bu da ortalığın toz olmuş olarak o yağan yağmurun temizliğini ifade eder. Evet. Yani Ramazan'ın şöyle güzel bir anlamı var. Tabii elbette bu lugavi anlamlardır. Bizim için değerli kılan ki bizim programın başında da Kari'mizin okuduğu ayetler yani ya eyyühellezine amen kutibe aleykumussiyam kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Yani sizlere oruç farz kılındı. Bu orucun farz kılındığı zaman dilimi de Ramazan ayı olması hasebiyle bizim için kıymetlidir. Önemlidir. Şimdi Ramazan ayıyla geçen sene vedalaştık ve bu sene tekrar kapımızı çaldı. Elhamdülillah. Veda eden her şahsın veya her şeyin,
her bir maddenin insan üzerine mutlaka bırakması gereken veya bıraktığı bir iz, bir eser söz konusu. Ramazan ayı bizlere neyi bırakmış olmalı veya bırakması gerekir diye soracak olursak, ki ayete baktığımız zaman Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Yani Kur'an'ın indirildiği bir aydan bahsediyoruz. O zaman Ramazan ayının bize bırakacağı ve bizde etki edeceği en önemli husus Kur'an-ı Kerim'dir. Yani yapacağımız temel şeylerin başında, hani ibadet ayı diyoruz ya hocam, evet, takva ayı diyoruz Ramazan için, temizlenme ayı diyoruz. Siz de o Ramazan'ın kelime manalarından yola çıkarak bir temizlenmektir. Maddi ve manevi kirlerden, özellikle günahlarımızdan temizlenmektir. Bu temizlenmek için de, yani günahlarımızın af edilmesi, mağfiret edilmesi için de bol bol Kur'an okuyarak, ibadet ederek, itaat ederek, değil mi? Farzlarımızı özellikle yerine getirerek, günde beş vakit namaz gibi, efendime söyleyeyim, vaciplerimizi yerine getirerek, fıtır sadakası gibi, sünnetlerimizi yerine getirerek, teravih namazları gibi, bu arınma yolunda mücadele etmiş oluruz inşallah. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam, men sâme ramadâne imânen ve ihtisâbe gufira lehu mâ teqadem min zemî. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: kim Ramazan ayını inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek oruçlu olarak geçirirse, yani orucunu tutarsa Ramazan ayında, gufira lehu mâ teqadem min zemî, geçmiş olan bütün günahlarının af olunacağının müjdesini Peygamber aleyhissalatü vesselam veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi indinde konuşmayacağına göre, ve men yantiku anil hevadan, yola çıkarak kendinin yanında bir şey söylemez. O zaman ilahi bir müjdedir bu. Elbette. Yani Allah'ın müjdesine nail olmaktır. O zaman şunu ifade edeceğiz: ya yazıklar olsun, Ramazan ayı girdi ve çıktı, günahları da bağışlanmadı. O zaman bu adam kaybetmiştir. Büyük bir hüsran içerisinde. Büyük bir hüsran içerisindedir. Yani sizler diyelim ki ticaretle uğraşıyorsunuz. Ticarette malların alım fırsat zamanı olur. Diyelim ki o zamanda siz malı alırsınız, depolarsınız. Hı hı. Zamanı geldiği zaman satmak için. Ramazan ayı da böyle bir şeydir. Yani böyle bir manevi iklimin yoğun yaşandığı, günahların da affedildiği bir mevsim. Dolayısıyla bizlerin bu mevsimi iyi değerlendirmemiz ve heybemizi doldurmamız gerekir. Evet. Ki Kur'an-ı Kerim bizlere bu konuda en iyi rehberdir. Hani Hazreti Ayşe'ye Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı sorulduğunda, sizler Kur'an'ı okumuyor musunuz diye cevap vermiştir. O zaman bizler de heybemizi en iyi şekilde dolduracak olursa bu Ramazan ayı içerisinde Kur'an'la dolduracağız. İnşallah. Yani şöyle bir kendi kendimize söz vermiş olalım ve program çizelim. Ramazan ayı içerisinde günde ben bir cüz Kur'an-ı Kerim dinliyorum veya okuyorum, okuyabilenler için söylüyorum. Ya bu Kur'an-ı Kerim bana ne mesaj veriyor? Yani şöyle bir, en azından ben Arapçasını okurken mealini de, yani Kur'an-ı Kerim, ben okuduğum bu cüzün mesajı bana neydi? Allah ne buyuruyor bana? Yani Allah bana ne buyuruyor? Ben yıllardan beri bunu okuyorum. Evet, tefsirini okuyan, mealini okuyan kardeşlerimiz elbette vardır ama genele baktığımız zaman maalesef sadece ibarenin okumasıyla yetindiğimiz, yani sadece o lafzın terennümüyle yetindiğimiz bir ay haline geliyor. Ama şunu ifade edeyim: ya Allah Celle Celaluhu bu Kur'an-ı Kerim'i manasıyla beraber indirmiş. Yani hem lafzı mahfuz, hem de manası mahfuz. Yani hem lafzı korunmuş, evet, hem de manası korunmuştur. Manası bize hitap etmektedir. Günümüzü, güncelimizi, hayatımızı şekillendirmek için bu Kur'an-ı Kerim gönderilmiş ise, o zaman benim okuduğum bu surelerde ve okuduğum bu cüzlerde Rabbim bana ne mesaj veriyor diye şöyle Kur'an-ı Kerim'e dönüp bakmamız gerekir. Yani şunu demek istiyorsunuz hocam: evet, Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır, değil mi? Lafzı Arapçadır. Dolayısıyla onu Arapça olarak okumak ibadettir. İbadettir, evet. İtibariyle. Dolayısıyla ta Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminden de hani rivayetlere göre
her sene Ramazan ayında, ki bu son sene iki sefer olmuştur, Cebrail ile Peygamberimiz karşılıklı mukabele okurlardı. Bundan dolayı da Müslümanlar da bütün Ramazan aylarında gerek evlerinde, gerek camilerde, gerek mescitlerde ne yapıyorlar? Karşılıklı olarak günde bir cüz okumak suretiyle mukabeleler eda ediyorlar, mukabeleler okuyorlar. Tabii ki bu önemli, bu ibadet asıl itibariyle bu şekilde. Ama diyorsunuz ki hocam, önemli olan bir nokta daha vardır ki okuduğumuz o cüzde Allah bize ne emir buyurdu? Onu da bilmemiz elbette ki önemli. İbadet, ki Kur'an yaşamak için gönderilmiş olan bir kitaptır. Dolayısıyla sohbetimiz başında da ifade ettik ya, Kur'an öyle bir kitaptır ki bakınız Ramazan ayına önem kılıyor, önemli kıldırıyor, önem kazandırıyor. Mekke'ye önem kazandırmış, Peygamberimize önem kazandırmış, indiği geceye önem kazandırmış. Dolayısıyla bizler de şu Ramazan ayını fırsat bilerek onu okursak, okuduğumuzu da anlarsak, okuduğumuzu ve anladığımızı da en önemlisi hayatımıza tatbik edersek, o zaman bizler de aynen bir Ramazan gibi, bir Mekke gibi inşallah, bir Kadir gecesi gibi Cenab-ı Allah'ın yanında önem kazanan bir kul oluveririz. Evet. Şimdi oruç, malumunuz Ramazan ayında en büyük ibadetimiz oruç ibadeti, ki hadis-i şerifte de bunu ifade ettik. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kutibe aleykumus siyam ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Yani takva sahibi olmamız için, yanlışlardan uzak durup Allah'ın emirlerine sarılmamız için Allah Celle Celaluhu diyor ki, ben bu oruç ibadetini sizden öncekilere farz kıldım. Onlar da bu oruçla kendi nefislerini arındırdılar. Evet. Terbiye ettiler. Hı-hı. Nefislerini eğittiler. Daha ahirete gitmeden önce dünyada ön hazırlık yaptılar. Biz de bu ibadeti sizin için de uygun gördük. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi, evet, bu ibadet sizlere de farz kılınmış. Allah'ın bir emri oldu. Tabii aynen Allah'ın, namaz gibi, zekat gibi. Yani kutibe ifadesi zaten furidi anlamda, yani farz kılındı anlamda. Yazılı derken orada farz kılındı olarak, evet, algılayacağız. Şimdi oruç ibadeti önemli. Ben açlığımı, susuzluğumu, ondan sonra cinsel arzu isteklerimi belli bir süre Allah'ın rızasını gözeterek ben erteledim. Yani terk ediyorsunuz. Fakat sadece bu olmamalı. Yani bizler baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu kuldan istediği bu değildir. Kuldan istediği bu ibadetin hayata yansımasıdır. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman hadislerinde yer vermiştir, değinmiştir. Mesela bir hadis-i şerifinde diyor ki, kişi sana Ramazan ayında geldi, sataştı, hı hı, dövüşmek istedi, kavga etmek istedi. Sen inni sayim, yani ben oruçluyum, ya ben oruçluyum de diyor. Yani burada ne demek? Yani kişiler, insanlar arasındaki olan uyuşmazlığa aynı zamanda oruç bir çaredir, bir kalkandır. Ki Peygamber, evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi de bu yönde. Yani es-savmu cünnetun, oruç kalkandır. O zaman bizler orucu sadece yani açlık, susuzluk veya cinsel istekten uzaklık olarak ifade etmeyeceğiz. Böyle bilmeyeceğiz. Hı hı. Onun için alimler orucu üç kısma ayırmışlar. Yani oruç şöyle diyorlar. Bir, avam insanların yani sıradan insanların tuttuğu oruç, ki bu da işte yemeden, içmeden, cinsel arzu isteklerden kişinin kendi nefsini uzak tutmasıdır. Bu sureten oruçtur. Evet. Bir diğer husus, ikinci olan, bu özel insanların yani Allah'a ibadeti kendisine hayat tarzı edinen insanların orucudur. Ki bu da bedenin yani bütün uzuvlarına orucu tutturmasıdır. Yani kişinin işte diyelim haram bir şey söylememesi, haram bir şeyi dinlememesi veya haram lokma, haram şeylerden, kazançlardan uzak durması vesaire, haram yerlere gitmekten kendi nefsini alıkoyması gibi gibi bütün uzuvlarına orucu tutturmasıdır. Bu da özel insanların ibadetidir. Bir diğer oruç ise diyor, özelin özeli yani en üst makamdaki olan oruç ise kişinin kendi düşüncesine oruç tutturmasıdır. Beynine yani. Beynine yani o düşünce yapısına, düşünce kodlarına orucu tutturacak, Allah'ın yasaklarını
dahi düşünemeyecek yani. Evet. Yani yasaklardan kaçınmamız gerekiyor. Allah'ın haramlarını dahi aklına getirmeyecek. İşte bu da havas olan, yani özel olan, ilmiyle amel edip belli bir mertebe elde eden insanların orucudur. Evet. Onun için biz diyoruz ki en azından bizler oruç tuttuğumuz zaman Allah'ın haşa Celle Celaluhu bize, yani bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza ihtiyacı yoktur. Elbette. Veya bir zulüm olsun diye de Allah Celle Celaluhu bu orucu farz kılmamıştır. Orucun evet birçok sağlık açısından faydası söz konusu. Biz bu da maddi olur ama esas olan toplum içerisindeki birlik beraberliği sağlamasına yönelik faydasıdır. İşte bu da nedir? Bütün uzuvlarımıza biz orucu tuturduğumuz zaman orucun gerçek manada yansıması hayatımıza olacaktır. İnşallah. Ve bu da Kur'an'ın hayatımıza girmesi demektir. Yani. Eyvallah hocam. Yani Ramazan ayını önemli kılan bir etken daha. Dinimi benim İslam'ın en önemli rukunlarından birisi olan oruç ibadetinin bu ayda tutulmuş olması. Ayet-i kerimede de sizler arz ettiniz. Bütün ümmetlere Cenab-ı Allah bunu farz kılmış. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine de bunu farz kılmış. Bizim için farz kılmış. Elbette ki dediğiniz gibi oruçtan gaye sadece aç, susuz kalmak değildir. En önemlisi bütün bedenimize, benliğimize oruç tutmak önemlidir. Yeri geldiği zaman gözümüze oruç tutturacağız harama bakmasın diye. Kulağımıza oruç tutturmalıyız kötü söz dinlemesin diye. Ağzımıza oruç tutturmalıyız. Dilimize oruç tutturmalıyız. Başkalarının gıybetini etmekten, dedikodusunu etmekten, Allah bizleri muhafaza etsin, iftira atmaktan korumalıyız. Hele hele yalan söylemeyi ve yalanla iş bırakmayı yapmayı bırakmalıyız. Hani Efendimiz de hadis-i şeriften de buyuruyor ya muhterem hocam, kim ki yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmadığı süre içerisinde Allah o insanın aç ve susuz kalmasına kıymet değer vermez buyurması son derece önemli. Dediğiniz gibi oruç sadece aç kalmak, susuz kalmak değil. Yani önemli olan onunla beraber güzel bir ahlaki nitelik kazanmak. Hani orucun bizlere sağlamış olduğu katkılardan birisi de güzel ahlak bizlere aşılaması değil mi hocam? Yani bu oruçlu insan ne yapması lazım? Kötülüklerden kendisini korunması lazım. Hani Peygamberimiz kalkandı diyordu. Neye karşı kalkan? Sana zarar veren, maddi manevi alemine, maddi manevi dünyana zararlı olan her bir şeyden nefsini, bedenini seni korumadır. Ve bu koruma da oruç sayesinde oluyor. Orucun sabır gibi bir önemi var. Sabretmeyi bizlere öğretiyor. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükür bilincini bizlere kazandırıyor. Ve sayamayacağımız kadar nice empati faydaları olsun, var elbette muhterem hocam. Nimetin değerinin bilinmesidir. Elbette. Yani yeme ile içmenin ne kadar değerli olduğunun farkına varıyorsunuz. Günlük rutin yaptığınız şeyler ama yemenin içmenin de bir kıymeti olduğunu aç iken bunu anlıyorsunuz. Evet. Hani bu Nasrettin Hoca'nın meselesi ve öyle anlatılır, izafe edilir. Damdan düşer, herkes gelir halini hatırını sorar ama o ya sizin aranızda damdan düşen yok mudur? O benim halimi hatırımı veya benim durumumu en iyi anlayan odur diye. Yani kişi aç olduğu zaman başkasının durumunu iyi anlar. Bir de yani bedenimize oruç tutturmak derken özellikle gençlerimize yönelik de bir mesajımız var. Oruç aynı zamanda klavyelerimize de oruç tutturmak demektir. Evet. Yani klavyelerimize veya diyelim ki video izlediğimiz zaman da bu gözlere de oruç tutturmayı gerektirir. Yani sizler diyelim ki yanlış şeyleri klavyenizle yazdığınız zaman, telefonunuzla bilgisayara girdiğiniz zaman veya sosyal medyada paylaştığınız zaman bunun da kontrol altına alınması lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu haram olan şeylerden kişinin bütün bedeni uzaklaştırması demektir. Evet. Bir diğer husus işte günümüzdeki sosyal medyada paylaşılan özellikle ahlakı dejenere eden İslam'ın da uygun görmediği videoların, yayınların kişinin kendi gözlerine uzak tutması demektir. Eyvallah, oruç. Eyvallah. Muhterem hocam sohbetimize devam edeceğiz. Lakin kısa bir aramız var. Araya gideceğiz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerek Ramazan ayının öneminden, gerekse oruç ibadetinin öneminden ve orucun bizlere kazandırmış olduğu maddi ve manevi faydalar üzerinde inşallah
bu Ramazan'ın ilk gününde Edesa TV'de iftar programının ilk bölümüyle sizlerle birlikte konuşacağız hocam. Evet değerli dostlar, kısa bir ara sonra biz buradayız.